aslına bakarsanız AKP bize 2010'da şunu dedi. Ey millet, ben 12 Eylül 1980'in devamıyım. Size hatırlatırım dedi. Yani o rastgele seçilmiş bir tarih değildi. Denk gelme değildi. Cemaatin yetiştirdiği kişiler nedir? Eğitimli, dil bilen, işte yakışıklı erkekler, güzel kadınlar gibi böyle ve yavaş yavaş işte Adalet Bakanlığı'na yerleştirildi. O 12 Eylül 2010 referandumu geldiği zaman zaten cemaat yargıda yapılanmıştı. Sadece iktidar değildi. Yani resmi iktidar değildi daha doğrusu. 12 Eylül 2010 referandumunda yargı ne oldu? Cemaate teslim edildi. HSK'nin yapılanması ve Anayasa Mahkemesi'nin yapılanması bu yargının iktidarının işte o zaman Gülen cemaatine teslim edilmesiydi. Yani 12 Eylül 2010 referandumundan sonra oluşturulan HSK'yi kim oluşturdu? Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı hangi partideydi? AKP'deydi. Her şey AKP'de olduğu gibi. Şimdi neydi o zamanlar konuşuldu? İşte Tayyip Erdoğan'a gönderildik, bu liste götürüldü ve işte sordu Tayyip Erdoğan. Dediler ki efendim işte hepsi alnını secdeye diyen arkadaşlarımız. Ve Tayyip Erdoğan'a atadı bunları. E şimdi tutup da yani AKP'nin ya da işte Tayyip Erdoğan'ın vay işte onu, neydi Gülen cemaatinden filan işte şikayet etmesinin hiçbir anlamı yok. Zaten o getirdi. Nedir? İktidarını sağlamlaştırması için. Bir taşerondu. Sonra Gülen cemaati çok fazla şey isteyince ortaklık bozuldu. Yoksa başka bir şey yok. Yoktu ki. Cemaat döneminde hani o 2010 ve 2014 döneminde AKP'nin isteyip de yargıda yaptıramadığı bir şey olmuş mu? Asıl soru bu olmalı. Olmadı. Ne dediyse oldu. Yargı yapısı şöyledir. Türkiye'de her zaman ya devletle kavga edilmez. Yani devletin taraf olduğu bir dava varsa orada hakimler bir refleks olarak kaleye geçerler. 2010'da verilen mesaj daha ziyade şuydu. Ey hakim savcılar, siz eğer HSK ile iyi geçinirseniz sizi biz bir yerlere getiririz. Yani cezalandırmadan çok ödül verme üstüne kuruldu. Binlerce insan gitti. Peki bunların hepsi mi cemaatçiydi? En azından benim bildiklerim var cemaatçi olmayan. Yani iktidar her şeyi o kadar güzel kullandı ki. Yani tasfiye için hani Bülent Arınç mı demişti Allah'ın verdikçe veriyor diye. Yani gerçekten de o zihniyetle yaptılar her şeyi. 12 Eylül. Bir işkence vardı. 90'lı yıllarda vardı. Sonra teknolojinin gelişmesiyle diyelim, cemaat yargısı delil üretmeye başladı. İşkence yapmıyordu artık. Çünkü suçu ortaya çıkarmak için gerek yoktu. Bir yalan delil üretti ve bitti. Bunlarla insanları tutukladılar, cezalandırdılar. 2014'ten sonra özellikle 2016'dan artık Türk yargısı delil aramaz oldu. MHP meselesi. Ben kendimi bildim bileli. Niyeyse hep iktidardır. Yani eskiden taşeron cemaatse şimdi de MHP bunun taşeronluğunu yapıyor. MHP'nin tabii ki atadığı örneğin HSK üyeleri var. Örnek Bahçeli'nin danışmanı HSK üyesi seçildi. Sonra bir operasyondaki anlaşamama hali nedeniyle istifa etti. Ama istifa etmeden önce de geldi Devlet Bahçeli'ye sordu ben ne yapayım diye. Şimdi böyle olunca AKP özellikle 2016'dan sonra yani o Gülenci hakim savcıların tasfiyesinden sonra şimdi
Neler alındı yargıya? AKP'li, MHP'li avukatlar, yani parti yöneticileri, adaylar, işte belediye encümen üyeleri, yok işte il başkanı, ilçe başkanı, bunlar hakimliğe, savcılığa alındı. Hatta kimileri tamamen stajsız alındı. Hakim savcılar kanununda şöyle bir şey var. Hiçbir yere, daha doğrusu partiyle ilişkisi olamaz. Partiyle ilişkisi tespit edilen hakim savcılar meslekten uzaklaştırılır. Kural bu. Seçim yasasında hüküm var. Hakim savcılar eğer bir partiden aday olurlarsa, adayı dahi, bir daha mesleklerine dönemezler. Hal böyleyken ne oldu? Şu an sayısını bilmiyorum ama Türkiye'de neredeyse 2000'e yakın parti üyesi hakim savcı vardır. Bir dönem Adalet Bakanlığı'nda ön mülakat büroları kuruldu hakim savcılığa alınmak için. O mülakatı geçenler önce genel mülakat sınavına girebildi. Daha sonra ne oldu? İşte 70 başarı puanı 55'e düşürüldü. Bunlar işte o partililer girdiler. AKP ve MHP'nin oluşturduğu ittifakın nedir bir ürünü şu anda bir yargımız var. Ve bu kişilerin tasfiye edilmesi gerekiyor. Yani bunu siyasiler belki söylemiyorlar niyeyse ama ben söyleyeyim, yani ilk şeyde örneğin bir partiyle ilişkisi olan, her ne şekilde olduysa da, işte aday olmuş da dönmüş dönmemiş ya da işte parti yöneticisi, kimse bunlar, birincisi denilir ki kardeşim sizin alımınız yasaya aykırıdır. Onun için biz sizi meslekten uzaklaştırıyoruz. Bu gayet hukuki bir şey. Başka türlü bu yargı gerçekten de demokratik bir hukuk devletindeki yargı işlevini yerine getirecek şekilde düzeltilemez. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyen, ahim kararlarını tanımıyorum diyen, bunlar anayasaya aykırı, doğrudan aykırı. Yani böyle bir hakim olamaz. Eskiden bildiğimiz bir hükümet vardı. Artık bakanlıkların belli bir iradesi yok. En azından anayasal olarak bakanlıklar bir politika üretemiyorlar. Son Yargıtay üyeliği seçiminde şöyle denildi. Liste akşamdan sonra geldi. Sabahta yarım saatte konuşuldu, bitti. Yani bir yüksek mahkeme üyeliğine işte o dünya kadar aday var. Siz bunların nedir? Temayüz etmiş olanların içinden ayıklayacaksınız, sicillerine bakacaksınız, başarılarını değerlendireceksiniz. Ama niyeyse yarım saatte bitiyor her şey. Niye? Çünkü her şey saraydan gelen listeye bağlı. Hakim savcılar saraydan gönderiliyor görev yerlerine. Hakim adaylara gidiyorlar sarayda. Önce Cumhurbaşkanı'nı ayakta alkışlıyorlar. Talimatlarını alıyorlar. Şöyle, kanunları boş verin. Vicdanınıza göre karar verin şeklinde bir talimat alıp gidiyorlar. Siz şimdi böyle talimatlı bir giden kitleden, yargıç kitlesinden ne beklersiniz? Dışişleri Bakanı diyor ki siz işinizi yapın. Diyor ki yasa arkadan gelsin diyor. Bu nedir? Kötücül unsurlardan diyorum arınmalı ve artık yargıya da bir kişilik verilmeli. Yani yargıçlar artık, ya biz iktidarın yargıcı, savcısı değiliz. Biz işte anayasada yazdığı gibi Türk milleti adına karar veririz kıvamına gelmeleri gerekiyor. Ha bu var mı? Var tabii ki böyle yargıçlar, savcılar da. Ama başlarına gelecekten korku, neticede korku da insani bir şey. Yani her şey, herkesten kahramanlık bekleyemeyiz. Kobani'de zaten herkes şey. Kobani'de görüş ayrılığı yok. İş diğer işlerde. İşte hani bu işte beşli çete denilen yapıdır efendim. İşte örneğin neydi? Ticaret Bakanlığı'nın kendi
şirketinden mal alması gibidir. Olaylarda hassasiyet gösterecek savcıların olmaması ya da yetkili yerde olmaması. Yani nedir böyle bir savcı örneğin Ankara'da İstanbul'da görev yapamaz. 80'den sonra 1402'likler sorunu vardı. Aynı şimdiki KYK'liler sorunu olduğu gibi. Ve 95'teydi sanıyorum. Danıştay bir karar aldı ve dedi ki o sıkı yönetimle ilgilidir. Sıkı yönetim bitmiştir. O zaman sıkı yönetim yetkililerinin görevden uzaklaştırdığı insanların uzaklaştırma durumları da bitmiştir. Görevlerine devam edecekler. Hem de dedi kaldıkları yerden yani nerede çalışıyorlar ise oradan devam edecektir. Şimdi şu anda Türkiye'de böyle bir kararı verecek Danıştay yok. Örneğin İstanbul Sözleşmesi davası. Ben 26 Mayıs günü Bir Gün gazetesinde bir yazım yayınlandı. Ben akşamında Urfa hakim oldum. O kadar. Ve sonra istedik. Neymiş bu diye bize gönderdiler. Gündem dışı ele alındı. Ve Urfa hakimliğine. Sadece ben.